Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Almanya'da doktorluk serisinde devam ediyoruz. Bugün normalde 3 tane video çektim. Hani burada bırakayım diyordum ama hava çok güzel açtı. Öğle olunca hazır öğle arasında kahvemi de içerken 1-2 video daha çekeyim dedim. Diğer videolara geçmeden, bazı şeyleri detaylandırmadan önce sürecin biraz da masraflarından bahsetmek istiyorum çok kısaca. Ama yine videoya geçmeden önce az da unutuyordum unutmadan. Klasik hatırlatmamızı yapalım. Almanya'da her eyaletin kendine özgü kuralları olabiliyor ve Almanya istisnalarla dolu bir ülke. Bu yüzden herkesin süreci kendine has. Lütfen bunu bu süreç boyunca araştırmalarınızı yaparken unutmayın. Şimdi gelelim masraflara. Bir kere zaten başvuruların ve sınavların klasik masrafları var. İşte dosya başına standart verilen mesela bir 100 euro başvuru ücreti olabilir. Atıyorum FSP sınavı için vereceğiniz 400 küsür euro bir ücret olabilir. Yine eyaletten eyalete değişecek şekilde. Gutachter için vereceğiniz bir 600 euro ya da Kenntnisprüfung için vereceğiniz bir 700-800 euro gibi ücretler olabilir. Yine çevir ücretleri burada ciddi bir masraf. Hani ben şimdiye kadar en ucuz 20 euro kendim yaptırdım. Daha ucuzunu hiç duymadım. Bazı yerlerden çok çılgın süre ve çok çılgın fiyatlar duydum. Bu biraz göreceli bir kavram. Sizin evraklarınızın sayfa sayısına bağlı olaraktan ciddi bir miktar ortaya çıkabiliyor. Bu tarz standart ödenmesi gereken çeviri ücretleri, başvuru ücretleri, sınav ücretleri var. Bunların işte toplamını gireceğiniz sınavlara göre göreceli bir şekilde de bir değişiklik gösterebiliyor. Onun haricinde bir de Almanya'ya ne zaman gelmek istediğinize karar verdiğinizde çıkacak olan masraflar mevcut tabii ki doğal olarak. Yani eğer Almanya'da işe başlamadan önce 3 ay kalacaksanız ortalama mesela işte 3000 euroya yakın bir para harcama ihtimaliniz var veya 6 ay kalacaksınız. Yani aylık 1000 euro gibi hesaplayabilirsiniz en kötü ihtimalleri göze alaraktan. Yani bunu minimum tutmak isterseniz tabii ki 1000 euronun altına inmeniz gayet mümkün. Ben burada aylık kiram dahil 700-800 euro devlet yardımıyla geçindim 2 yıl boyunca. Hani mümkün ama huzurlu bir hayat için 1000 euro bence gerekli bir kişi için Almanya'da yaşamak için. 2 kişi olursanız 2000 değil tabii ki 1200-1300 euro aynı şekilde yeterli olacaktır. Ama kabaca benim tavsiyem 1000 euroyu gözden çıkarmakta fayda var. Onun haricinde bu masrafların belli başlı kursların belki ileride vergiden geri alınması veyahut da aynı dönemde Agentüfü Arbeit gibi belli başlı devlet kurumlarına ödetilmesi söz konusu. Ben Alman vatandaşı olduğum için Alman vatandaşı olanlar ya da oturum izni olanlar için nasıl işleyeceğini biliyorum ki bu sayı gerçekten az. Yani burada anlatsam bu bilgiler kimsenin içine yaramayacak. Ama yurt dışından gelen birisi bunları nasıl yapıyor, yaptırıyor bir bilgim yok açıkçası. Bunlar bir araştırılabilir, sorulabilir, soruşturulabilir. Benim mesela FSP kursunda 3800 euroluk bir kurstu ve o kursu ödeyen, kendi cebinden ödeyen sadece 2 kişi falan vardı. Onun haricinde herkes devlete ödetmenin bir yolunu bulmuştu. Böyle bir bütçe mevcut yani. Mesela Hindistan'dan gelen arkadaşımın anlattığına göre 16B vizesiyle falan gelmişti. Eğitim vizesi sanırım. O vizeyle gelmesine rağmen kursu devlete ödettirmeyi başarmıştı. Biraz zor oldu demişti. Uğraşmıştı, çabalamıştı ama ödetmişti. Yani imkansız değil. Böyle bu tarz bütçeler var. Bunları da bilmekte fayda var. Onun haricinde tabii ki bu konuda genel anlamda bu süreç şu kadar tutacak, şu kadar sürecek demek imkansız. Ama bu videoda 3 aşağı 5 yukarı sınavların ücretlerinden, ortalama ücretlerinden bahsetmiş oldum. Mesela geçenlerde benim 6 aylık Berufs Erlaubnis'imi tekrar uzatmam gerekti. Bunun için 106 euro gibi temsili bir ücret ödedim, işlem parası ödedim. Her uzatmada bunu ödemem gerekiyor anladığım kadarıyla. Bu tarz ufak tefek masraflar çıkabiliyor. Bunları aklınızda tutmakta, kenara ona göre para ayırmakta veyahut da bunları finanse edecek bir yol yordam bulmakta fayda var. Bu videoda böyle oldu arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.